Bu iki yönüyle de önemli bu Muharipler Günü Mehtap. Her 11 Kasım'da olduğu gibi bu yılda daha önceki savaşlarda görev almış ordu mensupları anıldı. Başkan Joe Biden önce törenler çerçevesinde Arlington Mezarlığı'nda meçhul asker anıtını ziyaret etti ve senin de söylediğin gibi bu yıl aynı zamanda meçhul asker anıtının da 100. yıl dönümü. İşte o anıta çelenk bıraktı Biden. Daha sonra savaş muhariplerine Amerika'ya hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Siz bu ülkenin omurgasısınız, size borçluyuz dedi. Görevlerinden birinin, hatta en kutsalının, tehlikenin ortasına gönderilen savaş muhariplerine ve onların ailelerine bakmak olduğunu, onlara ve ailelerine sahip çıkmak olduğunu söyledi Başkan Joe Biden. Bu ömür boyu sürecek, bu görevin süresi hiçbir zaman dolmayacak diye konuştu. Irak ve Afganistan'da yaşanan savaşlara da değindi. Sen de söyledin, bu sadece Başkan Joe Biden'ın görevde olduğu değil, aynı zamanda Amerika'nın son 20 yılda Afganistan'da savaşta olmadığı ilk Muharipler Günü. İşte Biden da son 20 yılda savaş muhariplerinin ve ailelerinin hayatını Irak ve Afganistan'daki savaşların şekillendirdiğini söyledi. 11 Eylül'den bu yana binlerce Amerikalı'nın ülkesine hizmet ettiğini ve hala da hizmete devam ettiklerini dile getirdi. Onları unutamayız diye konuştu Biden. Amerikan halkı onların hizmetine her zaman minnettar olacak diyerek o askerleri bir kez daha anmış oldu bugün. Bu Muharipler Günü'nün tarihte şöyle de bir önemi olacak Mehtap. Biden savaş muhariplerinin sağlığı için yeni bir düzenleme de açıkladı bugün. Biden'ın bu konuda hassas olduğu bir gerçek, zira Biden'ın hayatını kaybeden oğlu da Irak Savaşı muhariplerindendi ve görev yaptığı Irak'tan dönüşte agresif bir beyin kanserinden hayatını kaybetmişti 2013 yılında, hem de henüz 46 yaşındayken. İşte o zaman ordunun atıklarını yaktığı dev çukurların etrafındaki toksinlere maruz kalması arasında bağlantı olabileceği iddiasında bulunmuştu Biden, ama bu bağlantıyı kanıtlayan bir bilimsel veri ortaya koyamamıştı. Aslında hala da böyle bir veri yok, ama Biden'ın bugün açıkladığı yeni düzenleme toksik ortamlarda kalan savaş muhariplerinin tıbbi durumlarının anlaşılması, sadece anlaşılmakla da kalmayıp tedavi edilmesini de öngörüyor. Biden tüm muhariplerin hak ettikleri birinci sınıf sağlık hizmetlerini almaları için kongrede demokrat ve cumhuriyetçilerin birlikte çalışacaklarını ve muhariplerin ihtiyaçlarına özel sağlık hizmeti vermek için adımlar atacaklarını söyledi ki bu önemli bir adım diyebiliriz. Çünkü Amerika'da sağlık koşulları malum. Düzenlemenin toksin soluyan muhariplerin karşılaştığı akciğer problemlerine, nadir de olsa görülen solunum yolu kanserleriyle yurt dışında kalitesiz hava koşullarında geçirilen süre arasındaki bağlantıya bakılacak. Savaş muhariplerinin semptomlarına dayanarak sağlık hizmeti talep etmelerini, sağlık sorunları yaşayan askerlerden durumlarıyla ilgili daha fazla bilgi alınmasını ve astım, sinüs sorunları gibi sorunlar yaşayan muhariplere zararlarının karşılanması talebinde bulunmaları için daha fazla süre tanınmasını içeriyor. Yaklaşık 10 yıl gibi uzun bir süre tanıyor söz konusu düzenleme. Bunun yanı sıra hangi semptomların geçerli olacağı ve gerekçelerinin belirlenme yöntemleri de değişiyor bu düzenlemeyle. İşte Biden bu düzenlemenin ayrıntılarını da bugün açıkladı. Tüm muhariplerin hak ettikleri birinci sınıf sağlık hizmetlerini almaları için dediğimiz gibi kongrede demokratlar ve cumhuriyetçiler birlikte çalışacaklar ve muhariplerin ihtiyaçlarına özel sağlık hizmeti vermek için de adımlar atacak Biden yönetimi Mehtap.